Başkanım, ne kadar gideceğiz? ...2014-15 sezonu takımımız açısından baktığımızda 8. sırada tamamladık ligi ve hedeflediğimiz sıralamadaydık. Puan olarak da 50 puan hedeflemiştik. Onun biraz altında kaldık. Teknik heyetle malumunuz sezon devam ederken teknik heyetimizi değiştirdik. İlk başladığımız, lige başladığımız teknik heyetimiz 7. haftadan sonra onlarla yolları ayırdık ve şu anda Aykut Kocaman ve ekibiyle inşallah önümüzdeki sezonda devam ediyoruz. Tabii sezona gayet iyi başlamıştık. Sezon hazırlığına daha doğrusu. Fakat 2014-15 sezonuna birkaç husustan değinmek lazım. Birincisi, zannedersem Süper Lig'de en çok sakatlığa maruz kalan takımlardan birisiydik. Birkaç tane kulüp sayılabilir bununla birlikte. Biz hazırlık döneminin tabii çok çetin geçmesi, çünkü Mesut Bakkal Hoca 14-15 maç yaptı lige hazır bir takımla girelim diye. Fakat o arada gerçekten hiç beklenmedik sakatlıklar takımımızın performansını etkiledi. Çünkü biz hem kadro zenginliği hem kadro derinliği açısından bir kadro oluşturmuştuk. Fakat yeterince tamamından istifade edemedik ama neticeye baktığımızda da hedefimizi yakaladığımız için memnuniyet verici. Bu aksaklıklar her kulüpte olabilir. Diğer taraftan yeni stadyumumuzla Konya Büyükşehir Belediyesi Torku Arena gerçekten bu sezon Türk futboluna bir ayrı bir imaj kazandırmıştır. Yani birçok stadyum inşaatlar devam ediyor. Türkiye'de spor ve futbolun da özellikle standartının artırılması yönünde bunlar güzel yatırımlar. Yani hükümetimizin de bu doğrultuda tüm illerimize, büyük illerimize aldığı bu kararın ilk uygulamalarından bir tanesiydi. Daha doğrusu tamamlanan uygulaması diyelim. Bu açıdan Anadolu kulüpleri açısından da inşallah yeni bir dönemin başlangıç işaretidir bu. Diğer taraftan üçüncü hususta tabii ki Konya Spor taraftarımız. Daha önceki Atatürk Stadyumundaki fiziki ortamlardan dolayı bu ambiyansı orada göremiyorduk. Konya Büyükşehir Belediyesi Torku Arena'da gerçekten iyi bir ambiyans oluşturdular ve bir sene önceki ve daha önceki yıllardaki taraftar anlayışını da burada yeni bir ortamda, nezih bir ortamda değiştirerek Türk futboluna gerçekten geçen yıl itibariyle baktığımızda örnek bir taraftar kitlesi oluşturduk. Bunu biz defaten birkaç toplantıda hem Spor Bakanımız hem Federasyon Başkanımızın ve Kulüpler Birliği Başkanımızın nezdinde sadece ve sadece Konya Stadı ve Konya Spor taraftarı hep örnek gösterilmiştir. 75 bine varan Pasolik kartı son dönemde 18 bine düştü. Seyirci ortalaması bu gerçekten Anadolu kulüpler için bir başarıdır ve bununla birlikte de sportif başarı da aşağı yukarı beklenilen yerde tamamlandı. Bizim Konya Spor olarak zannedersem yönetim olarak da tüm camia olarak bu hedeflere ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah bundan sonra da Konya Spor'umuzu şöyle bir hedefle devam ettirmek istiyoruz. Malumunuz borç yapısından dolayı biraz dikkatli gidiyoruz. Ve başarı noktasında da basamakları birer birer çıkalım diyoruz. Yani Süper Lig'de kalıcı olmamız lazım her şeyden önce. Tabii taraftar sürekli daha iyi, daha güzeli, onlara layıktır taraftarımız. Öyle bir beklenti içerisinde. Yani her sene işte UEFA veya daha üst seviyeler söyleniyor. Özellikle son haftalarda şunu ifade etmeye başladık.
Yani ben şahsen bir kulüp başkanı olarak Anadolu'da bizim hedefimiz ne olmalı diye baktığımızda tabii ki Süper Lig'de kalıcı olmak lazım ama eğer tesis yönünden, stadyum yönünden eksikler tamamlandıysa, altyapı bir pilot takıma sahipsek ve diğer taraftan iyi bir kaliteli bir teknik heyete de sahipsek, bundan sonraki hedefimiz bizim bir Anadolu kulübü olarak Süper Lig'de şampiyonluk olması lazım. Bunu belki bazı arkadaşlar hemen bu sene için hedef koymuş gibi algılıyorlar. Onu bilerek söylüyorum. Er ya da geç diyorum. Biz görürüz ya da görmeyiz ama biz bunun altyapısını hazırlıyoruz şu anda. Yani Konyaspor olarak inşallah bundan sonra kim gelirse gelsin bir gelenek oluşmuştur. Anadolu Selçuklu Spor pilot takımımız, bazı altyapıdan gelen futbolcularımız orada tecrübe kazanıyor ve Anadolu Selçuklu Spor'dan da Konyaspor'umuza futbolcular kazandırıyoruz. Konyalı çocukların illaki Konya doğumlu olması şart değil, Türk futboluna katkıda bulunuyoruz. Konyaspor'un altyapısında yetişen futbolculara daha kaliteli bir ortam, daha kaliteli bir hizmet sunmak için bu yapıyı 3 senedir Allah'a şükür iyi götürüyoruz. Ve oradan gelen arkadaşlarımız da bugün Konyaspor'umuzun ilk 11'inde yer alabilmektedir. Bu sevindirici bir olay. İnşallah bunun devamı gelecektir. Bu sezon kulüp binamızı inşallah daha modern bir ortama kavuşturacağız. Torku Arena'da inşallah zannedersem bir ay zarfında eksikler tamamlanır ve yeni kulüp binamızı oraya taşırız. Diğer taraftan hem Tatlıcak'ta hem de Kayacık'ta inşallah daha sonra diğer şehrimizin muhtelif yerlerinde, mesela şu anda yaz okulları ve altyapımız için Karatay'da Nihat Gün tesislerinde altyapımız çalışmaya başlayacak. Saracoğlu'nda keza yine altyapımıza hem Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz hem de Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuz tahsis etmişlerdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah tüm bu organizasyonları düşündüğümüzde sadece biraz da ekonomik açıdan tabii ki kulübümüzün rahat olması lazım. Bu yönde de bazı çalışmalarımız var. Anonim şirketi biz genele yaymak istemiştik. Odalarımızın, belediyelerimizin, bazı resmi kuruluşlar ve büyük şirketlerin belki iştirak edebileceği büyük bir anonim şirket şeklinde düşünmüştük. Bunu maalesef geçtiğimiz yıllarda sizin de malumunuz gerçekleştiremedik. Biz ama Konyaspor AŞ olarak bunu kendi çapımızda, kendi imkanlarımızla bazı küçük ticari faaliyetler, bazı yatırımlarla başlatmak istiyoruz. Bunun için icra komitemizin bazı çalışmalar var. İnşallah önümüzdeki aylarda netice alırız. Tamamı bunların kurumsallaşma adına yapılan çalışmalardır. Bazı eksiklerimiz olabilir. Yani kervan yola çıktı. Bundan 4 sene önce aşağı yukarı, 3,5 sene önce kulübün kapısına kilit vurulmak üzereyken devraldığımız kulübümüzü bu 3 sene zarfında ekonomik yönden çevrilebilir hale getireceğimizi ifade etmiştik. Geldiğimiz nokta yeterli mi? Değil, kesinlikle değil. Ancak biz o günü sıfır baz alırsak, şu anda eğer borç olmasaydı elimizde bir miktar nakit para olacaktı ama işte 42 milyondan 30 milyonlara çektiğimiz için o kadarlık bir borcu kapatabildik. Belki Süper Lig kulüpleri içerisinde az gibi görünüyor ama Konya şartlarında maalesef bu borcu daha fazla azaltamıyoruz. Yani bazı yani şehrimizin dinamiklerini de devreye sokmak lazım. Bunun için her yıl aslında bazen çağrıda bulunuyoruz ama şimdi Antalya Spor Kulübü efendim Ronaldinho'yu, Eto'yu getireceğim diyor. Kulübün kasasından da para çıkmayacak diyor. Onun için daha önce de biz bu çağrı yapmıştık Konya'dan. Eğer Konyalı özellikle sanayicilerimizden böyle bir jest gelirse Konya sporumuz da yine ses getirecek. İlla ki ben Ronaldinho falan istediğim için değil.
Çünkü onlar artık emeklilik hayatını sürüyor futbol hayatında. Bize ama gelecek vadeden yıldızlar en azından böyle bir transfer yapılabilirse de Konyaspor'umuz için gerçekten bir açılım olabilir. Çünkü günümüzde çok popüler olan bu futbol, geçen sezon baktığımızda birkaç defa mesela Kasımpaşa maçında bizim işte yanlış anlamadan dolayı yediğimiz bir gol ve Hasan Kabze'nin akabinde boş kaleye attığı gol zannedersem sizlerin de katkısıyla tüm dünya medyasında yer aldı. Ya bunun gibi bazı güzellikler şehrimizin tanıtım açısından, Konyaspor'umuzun tanıtım açısından veya sponsorlarımızın tanıtım açısından faydalı oluyor. Keza şimdi önümüzde iki tane milli maç var Konya'da. Ben federasyon başkanımızla zaten sürekli irtibattayım ve Konya'mızın idarecileri de sürekli onlara da bu uyarıda bulunuyoruz. Gerek Letonya gerekse Hollanda maçı Konya için, Konya şehrimiz için bu senenin tanıtım açısından baktığımızda en güzel fırsatlarından bir tanesi. Çünkü eğer Hollanda maçı Hollanda veya Türkiye'nin üçüncülük yolunda bir ölüm kalım maçına dönüşecekse son maçlar onu gösterecek. Yani bütün futbol camiasının gözü Konya'da olacak demektir. Bunu inşallah iyi değerlendirmemiz gerekir. Tüm hazırlıklarımızı bu yönde yapmamız gerekir. Gerek tesis yönünden, gerekse stadın eksikleri, biraz önce arkadaşımız tesislerden sorumlu burada. Aşağı yukarı UEFA'nın bazı değişik talepleri vardı. %80 mertebesinde Büyükşehir Belediye'miz bunları gidermiş. İnşallah biz her yönüyle milli maçlara da hazırlanıyoruz bir taraftan. Diğer taraftan da olası önümüzdeki herhalde bu Haziran sonuna kadar zannedersem belli olur. Konyaspor'umuzun UEFA'ya gitme noktasında dün akşam yine federasyon başkanımıza da tekrar hatırlattım. O noktada UEFA'nın ileteceği zaten tebliğ edeceği bir karara federasyonumuz aynen uyacaktır. Bu illaki bir beklentimiz değil ama olursa da Konya'mız için bir bu sezonun taçlandırması diyebiliriz. Teknik heyetimiz, scout ekibimiz son 2-3 ayda takip ettikleri futbolcuların transferleriyle şu anda uğraşıyorlar. Geçtiğimiz sezonla ilgili özetleyecek olursak stadyum, taraftar ve sportif olarak biz hedefimizi tutturduk. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değerli basınımıza, taraftarlarımıza, Konya'nın değerli yöneticilerine, Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe başkanlarımız olmak üzere herkese müteşekkiriz. Aynı gemideyiz. Sürekli belki hatırlatıyoruz. Eskişehir'de playoff'ta şampiyon olduğumuz fotoğraf karesindeki birlik, beraberlik devam ederse bizim o er ya da geç dediğimiz hedefe de Konya'mız hak ederek, yani öyle sırf laf olsun diye değil. Çünkü tüm altyapısı ve zemin hazır olduktan sonra Konya'mızda inşallah biz veya bizden sonraki yöneticiler bu hedefi takip etmek durumundadır.